Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Bugün biraz geciktim Kusura bakmayın. Topluluk kısmından hatta gün sonu kapanışı bile sizlerle yapamadık. Depremzede bir kardeşimizin eşya taşıma işi vardı. Ona yardımcı oldum. Yeri gelmişken de bir hatırlatma istedim. Biliyorsunuz bizim ülkemizde kamuoyu böyle çok hızlı değişiyor. Günden bir anda değişiyor. Böyle sanki depremzede kardeşlerimiz unutulacak gibi bir hale geldi. E, tabii ki hani devletin yardımları yine sivil toplum örgütlerinin yardımları devam ediyor ama bizlerin bireysel olarak yapmış olduğu yardımlar inanın onlara böyle daha tesirli oluyor. Bu yüzden yardımlarımızı esirgemeyelim. Mutlaka şehrinizde bir çadır kent, konteyner kent kurulmuştur veya işte bir depremize de gelmiştir sitenize, apartmanıza veya yan mahallenize. Bunlara hani bir gidip hal hatır sormanız, işte bir ihtiyacı var mı yok mu hani bunlarla ilgili böyle. Biraz daha duyarlı olursak sevinirim. Dediğim gibi yani kamuoyunun hızlı değiştiği bir ülkedeyiz. Şu anda e, tüm gündem seçim. Yok işte Suiz bilmem ne. E, bu arada e, dünkü videomda e, söylemeyi unuttum. Bu, bu akşam e, söylemek istiyorum onu. E, Şanlıurfa'daki sel felaketinde e, ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yani imtihan dünyası ve genellikle de bu Müslümanların imtihan dünyası yani bu yaşadığımız dünya. E, Tabi e, Müslüman'ı sınarmış Allah hep e, genelde öyle söylenir. E, Allah sınar fakat e, şöyle de bir olay var. Evet sınanacağız ama gidip de böyle dere yataklarına ne bileyim fayhatlarına şehirler e, kurmamamız gerekiyor. Hani kuruyorsak da onu tedbirli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bu konuyla ilgili de böyle çok uzatmak da istemiyorum ama hani Allah milletimize, ülkemize hatta dünyamızı felaketlerden korusun. Yani sadece ülkemiz değil başka bir ülkede de böyle bir felaket olduğunda şahsen ben üzülüyorum. Gelelim piyasamıza. Biraz da yorgunum böyle hemen hızlı bitirmek istiyorum. Şöyle hemen Borsa İstanbul'la başlayalım arkadaşlar. Küreselde bugün bir toparlanma var. Dow Jones'a baktığımızda 0.57 yukarıda. Almanya'ya baktığımızda 0.76 yukarıda. İngiltere 0.23 yukarıda. E, Credit Suisse'in sabah e, topluluğu kısmında da sizlere paylaşmıştım. İsviçre Merkez Bankası e, destek çıkacağını belirtti. Hani o taraftaki risk biraz azalınca böyle bir alım geldi. Risk iştahının tekrar arttığını gördük. Bunun Borsa İstanbul tarafına da yansıdığını gördük. %2.11 ile kapattı. Gün içinde sizlere 5228'de kapatırsak güzel olur. Bunun üzerinde kapatırsak güzel olur diye bir paylaşım yapmıştım topluluktan. 5229.5'la buçukla kapatmış. Yani benim vermiş olduğum o seviyenin hafif üzerinde kapatmış. E güzel 21 günlük hareketli ortalama vardı orada. Şimdi burada Trading View'de 5230 olarak görünüyor ama Matrix'te 5228. Yani Matrix'in bu indikatörleri hareketli ortalamaları biraz daha böyle milimetrik geliyor. Hani niye Trading View kullanıyoruz? Matrix'in de görseli çok kötü. Yani çok simsiyah bir ekran var. Beyaz yaptığımda da bu kez mumlar görünüyor. Bir türlü çözemedim o tarafı. Mecburen bu Trading e de para ödemek zorunda kalıyorum. Ve tabii sizlerin yapmış olduğu yardımlar, bağışlar, teşekkür butonlarının sayesinde arkadaşlar. E Trading TradingView'in görseli güzel ama böyle milimetrik olarak... Mesela bugün 5230 gösteriyor 21 günlük ama Matrix'te 5228. O yüzden ben Matrix'tekini sizlere toplulukta paylaşıyorum. 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız güzel. MACD'de şu anlık hala sat sinyali devam ediyor. RSI göstergesi bugün 50'nin üzerine çıktığı için MACD'yi desteklemiyor. Tamam mesela dün destekliyoruz. Dün 50'nin altındaydı RSI göstergesi. Bakın şurada dün çok güzel bir olay oldu. Bakın bunun üzerine hiç değinmedik dünkü videoda. Dün neden değinmedik? Çünkü dün video yapmadık. Dün canlı yayın yaptık bu yüzden. Şöyle süper trende bakın alt bandı kaçmış. Süper trendin alt bandı 5067 ve biz dün en düşük 5065 görmüşüz. Yani bu süper trende deyip tekrar yukarıya gittik arkadaşlar. Yukarıda biz şimdi yarın şurada bir düşen trendimiz vardı. Onu kırmaya çalışacağız ki zaten o da 5250 falan. Yani kırarız diye düşünüyorum. Kaufman'ın da üzerine çıktık. Volatilite devam eder. Testere piyasasına girdik dediğimde zaten hani şuralardaydık ve bakın tam bir testere piyasasındayız şu anda. E tabi ben uzun vadeli portföye döndüğümü sizlere belirttim. 1 bölü 3 ile belki trade amaçlı işlemler yapıyorum ama bu enflasyondaki artış biraz sanki sağlam geliyor böyle önümüzdeki aylarda bunun da bizim Borsa İstanbul'u destekleyeceğini, yukarı yönlü destekleyeceğini düşünüyorum. Zaten seçim sonucuyla ilgili yeni zirveler göreceğimizi de sizlere belirtmiştim seçimden sonra. O yüzden bir sıkıntı yok. Tabii ki de hani sinir oluyoruz. Bazen hisselere bakıyoruz. Mesela bugün emlak konutası bayağı bir saydırdınız. Topluluk kısmında ben de saydırdım sizlerle birlikte. Birazdan ona o bölüm geldiğinde konuşuruz. Yani gün içinde 4-5 tane kap haberi atıyor. Abi hiçbir canlılık yok, hiçbir şey yok. Ama tabi o da uzun vadede güzel bir hisse varlık fonu bünyesinde. Normalde varlık fonu hisselerine de biliyorsunuz pek yanaşmıyordum ama şimdi bu depremden sonra cazip olacak olan hisseler arasında görüyorum. Hala emlak konutu yani kızsak da küsmüyoruz. Devam ediyoruz yatırım arkadaşlar. Geri çekilmelerde süper trendimiz 5067'yi gösteriyor alt taban bölgesi olarak ve onun da üzerinde 5116 55 günlük hareketli ortalamamız var. Şöyle sasa polyesterle başlayalım. Sasa polyesterde bilanço geldi, bilanço güzel, yani şöyle güzel. Net karlılık çok yüksek geldi. Fakat bu net karlılığın büyük bir bölümü vergi indiriminden kaynaklı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ama şu var, bedelsiz yani o bedelsiz vereceği rakam bu net kara göre olacaktı. Bugün bedelsiz haberi de geldi ve inanın beni çok fazla tatmin etmedi. Biz Ben biliyorum ya biliyorsunuz ben %300, %350 gibi bir bedelsiz bekliyordum bu yıl için. %127 geldi. Ben çok fazla memnun kalmadım. Umarım sizler de memnun kalmamışsınızdır. Ama şöyle de bir şey var. Hani belki hani yılın ilk yarısı %127, işte yılın sonuna doğru bir %150 daha gelebilir mi? Gelebilir yani. Yani bu kadar sermaye artırımı sadece bu %127 bedelsizle mi karşılanacak? Hani nasıl olacak onu da bilmiyorum. Çünkü bir sermaye tavanı artırımına gitmişti SAS'a. Teknik boyuta geldiğimizde. Yani bugün bu bedelsiz haberi beni çok memnun etmedi arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama elimde tutmaya devam edeceğim mi? Tabii ki de devam edeceğim. Bedelsiz bedelsizdir yapacak bir şey yok. 110 TL 55 günlük ortalama. Yukarıda ise 119 TL Kaufman hareketli ortalaması. Bu iki ortalamaya dikkat edeceğiz. Bugün bakalım Sasa Polyester'de baya bir hacim vardı. İlk üçteydi hacimde. Toplam 32,5 milyon lot işlem yapılmış. Devasa bir e, hacim olduğunu gösteriyor aslında bize. İlk 5 alıcıya baktığımızda %72. ilk 5 satıcıya baktığımızda %61. Yani alıcılar biraz daha değerli toplu olduğu için burada bir para girişi olmuş arkadaşlar. En iyi satıcı diğer en iyi alıcı diğer ve gedik yatırım iş yatırım Şuradaki ilk iki satıcıdan biraz daha baskın çıkmışlar yani daha fazla lot almışlar arkadaşlar güzel bir aracı kurum dağılımı olmuş bugün için Evet biraz daha konuşmak isterdim fakat hızlı gitmek zorundayım hektaş'a geldik yüzde 0.78'lik yükselişle bugün günü kapattı Tabii istenilen performansı gösteriyor mu Tabii ki de göstermiyor 30.94 olduğunu görüyorum şu anda Burada da bakın endeks süper trendin alt taban bölgesine değmişti. Hektaş'ta da dün e, tam bu süper trendin alt taban bölgesine değdi. Ve tekrardan yukarı çıktı. Fakat Hektaş'ta alım yapmak, ekleme yapmak isteyenler şuradaki 100 günlük hareketli ortalama yukarı kırılmadan kesinlikle alım yapmasınlar. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekilme olabilir 26-72'lere. Ama ben önümüzdeki günlerde bu 32-30'ların tekrar aşılacağını ve Kaufman olan 36 TL'ye doğru bir hareket yapacağını bekliyorum. Hektaş'tan kötü negatif ayrıştı. Yani tamam endeks kötüydü son 5 gündür ama Hektaş endeksten de kötüydü. Şöyle bir bakalım hemen Hektaş'ta bir para girişi veya para çıkışı var mı? Evet, bir para çıkışı var arkadaşlar. Bugün Hektaş'ta ilk 5 alıcı %66, ilk 5 satıcı yüzde %82. En iyi satıcıya baktığımızda garanti yatırım, en iyi alıcıya baktığımızda diğer yazan kısım kötü bir aracı kurumda alım olmuş ve bir para çıkışı olmuş Hektaş'ta. Hektaş'ta son günlerde çok fazla böyle tablo görmeye başladık arkadaşlar. Para çıkışı olan aracı kurumu dağılımları görmeye başladık. Türk Hava Yolları'na geliyoruz. Türk Hava Yolları'nda bugün %1'lik bir yükseliş var. 132.2 ile kapattı. Tabi burada önemli bir hareketli ortalama vardı. 55 günlük hareketli ortalama. Bu hareketli ortalama kırıldı arkadaşlar. Ee, kötü oldu. Yani 55 günlükten genelde dönüyordu. Rally yapmış olduğu zamanlarda 55 günlük hareketli ortalama yukarıda kaldı. Artık 136.50. Burası 55 günlük hareketli ortalama buranın üzerine çıkması gerekiyor. Ama en azından şöyle bir şey oldu. Bakın bu süper trendin üst direnç dediğimiz seviyesi biraz aşağıya gelmiş oldu. Kaçtı burası 151.5'tı. Artık 144.8 olarak bu direnci takip edeceğiz. Aşağıda 126.6 yüz günlük hareketli ortalama var. Çok da hoş hareketler değil arkadaşlar. Yani bugün %1 yaptı ama böyle kısa vadede çok da yataya bağlayan, hatta şöyle bakın Aralık ayından bu yana yataya bağlayan dar bir bantta gidip gelen bir Türk Hava Yolları var. E, Türk Hava Yolları'nda şöyle hızlıca bakalım. Aracı kurum dağılımına Evet ilk 5 alıcı %79, ilk 5 satıcı %77. En iyi alıcı Ziraat Yatırım. En iyi satıcıya baktığımızda Diğer ve ondan sonra da Bofa geliyor, Ak Yatırım geliyor. Yani çok dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. Yani ne para girişi var ne para çıkışı var böyle dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. Zaten hissenin performansı da ortada. Yani endeks %2 ile kapatırken Türk Hava Yolları %1 ile kapattı. Ve bu lokomotif diyoruz yani hani sonuçta buna. Evet geldik Ereğli'ye. Bugün parlayan yıldızım, yıldızlarımızdan bir tanesi Ereğli'ydi. Ereğli bugün %2.95'lik yükselişle günü kapattı. Ve şurada yukarıda biliyorsunuz 43 TL'de bir gap bıraktı. Buraya gitmesini bekliyorum. Şu 200 günlükle 100 günlük hareketli ortalama arasındaki bölge Ereğli için ucuz bölgedir diye şuraya tik işaretimizi koymuştuk. Ve bakın tam da bugün en düşük kaç görmüş? 38.86 görmüş. Dün daha da düşük seviyeleri görmüştü. 38.46'lara kadar geri çekilmişti. Tekrardan 100 günlüğün üzerine çıktı ve artık şimdi 41.26, 55 günlük hareketli ortalama ve önemli bir direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Maalesef şurada süper trend sata döndü. Artık 44 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar görmedikçe yükseliş trendi var diyemeyiz. Şu an bir düşüş trendinde maalesef. Şöyle Ereğli'ye de bir bakalım hemen. Bugün iyi bir para girişi olduğunu sizlere paylaşmıştım. Evet. Bugün en iyi alıcılara baktığımızda Bank of Amerika'yı görüyoruz. Halk yatırımı görüyoruz. En iyi satıcılara baktığımızda iş yatırım var. Ak yatırım, yapı kredi var. Aslında en iyi satıcı diğer. İlk 5 alıcı %85, ilk 5 satıcı %66. Yani burada bir para girişi. Hatta bugünün en iyi para girişi Ereğli'de olması gerekiyor. Bir ara öğle saatlerinde bu şekildeydi. Güzel bir aracı kurum dağılımı arkadaşlar bugün için. Evet geldik şişe cama. Şişe da bugün %3.22'lik yükselişle güzel bir kapanış yaptı. Aslında gün içinde böyle çok fazla hareket olmamasına rağmen e, kapanışa yakın bir daha güzel e, seviyeler geldi. Hatta en yukarıda mı kapattı bir bakayım. En yüksek 47.50 görmüş. Kapanış 47.46 yani en iyi seviyenin 4 kuruş altında kapatmış. E, şurada bir e, yarın düşen trend var mini bir düşen trend var ee, şöyle 47 60 47 70 gibi yani çok yakın bir direnç var burayı kırarsa ve tekrardan 51 TL'nin üzerinde bir harekete başlayabilir 50 TL'nin üzerinde 51 TL'ye kadar devam eden bir hareket görebiliriz arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama olan 46 40 ise takip edeceğimiz destek seviyesi işe camda bakalım bugün kimler neler yapmış şöyle hemen açalım Evet ilk 5 alıcı %66, ilk 5 satıcı %75. Bakın burada da bir para çıkışı var. Yani az önce %3'lük bir yükseliş var dedik. Güzel dedik tekniğini ama bakın bir para çıkışı olmuş. Ak yatırım 1.2 milyon lot satıcı olarak en iyi satıcı pozisyonda. En iyi alıcıya baktığımızda diğer yazan kısım ve iş yatırımın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yarın 46.40 takip edeceğiniz destek seviyesi olsun. Evet emlak konutta devam edelim. Başladığı gibi günü bitirdi. %2 yükselen endekste %0 nötr ile günü kapattı. Ama şuradaki 7.17'nin üzerinde kalabilmesi ve aynı zamanda şurada süper trendin alt bandı olan 7.19'un üzerinde günlük kapanış yapabilmesi önemliydi. Yani bu 7.17'nin ve 7.19'un altında bir günlük kapanış gelseydi şurada sel aynı şuradaki gibi bir satış sinyali belirecekti arkadaşlar. En azından burada tutunmayı başardı. Yani çok ilginç bir hisse aldığımızdan bu yana yani listeye aldığımızdan bu yana ve portföylerimizi aldığımızdan bu yana hiç de e, yükseliş görmedik. Hani yüzümüzü de güldürmedi ve ters orantılı gidiyor. Hani şimdi bir deprem fiyatlaması olduğunda işte çimentolar, demirler vesaireler hani işte boyadır, akreliktir vesaire. Hani bunlar yükselirken bunda hiçbir tepki yok. Yani bu da sonuçta hani gidip inşaat yapmıyor ama o inşaatların ihalelerini alıyor. Şimdi bir sürü kentsel dönüşüm yapacak şehirler olacak ve bu şehirlerde birçok ihale emlak konut tarafından alınacak. Ama işte diyorum ya varlık fonunda olması bir handikap. Hani bunca beklentiye rağmen böyle aşağıya basıyorlar. Ama şunu da söyleyeyim yani şirketin ederi de bu değil yani. Hani 7 liralar değil. En azından bu hissenin 10 liranın üzerinde geziniyor olması lazım. Bu 5300'lük endekste, 5200'lük endekse. ben tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve aşağıda 200 günlük hareketli ortalaması var 5.93. İlerleyen günlerde bu 6 TL de olabilir. Yani buranın altına bir sarkma meydana gelirse 6 TL'ye kadar gidebilir. Almam da satmam da elimdeki mevcut pozisyonları korumaya çalışırım arkadaşlar. Şöyle hemen emlak konuta da bir bakalım bugün kimler işlem yapmış. Evet ilk 5 alıcı %71, ilk 5 satıcı %87. Burada da bir para çıkışı olmuş arkadaşlar. Normalde bugün para girişi olan hisseler arasındaydı ama öğle seansından sonra yani öğleden sonra bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. En iyi satıcılara baktığımızda Bank of America'yı görüyoruz. 3.3 milyon lot Deniz Yatırım'ı görüyoruz. 2.8 milyon lot. Deniz Yatırım'ın Emlak Konut'ta özel bir ilgisi var. Yani ne nasıl diyeyim böyle sürekli satış tarafında olduğunu görüyorum gün içinde. Bir de Emlak Konut'un handikabı şu arkadaşlar en iyi tahtacısı Citibank. Yani en çok lot Citibank'ın elinde var. Yani bir yabancı tahtadasınız Emlak Konut'ta. Bu yüzden yurt dışında da bir sıkıntı yaşandığı için geçtiğimiz hafta yani geçtiğimiz işlem günlerinde en çok bu düştü yani en çok düşenlerden bir tanesiydi çünkü yabancı ağırlığı fazla olan bir hisse. Tam tersine yabancılar alım tarafına geçtiğinde hani bu hisse biraz daha hızlı toparlayacaktır diye düşünüyorum. E şöyle baktığımızda da taciller var. QNB Finans, Yatırım Finansman var. En iyi alıcıya baktığımızda diğer 3.7 milyon notla kötü bir aracı kurumda alım olmuş. Para çıkışı olmuş. Yarın 7.17'nin altında yoklayabilir arkadaşlar. Evet geldik Huner'e. Huner bugün güzel yükseliş yaptı. 7.78. İnşallah şöyle 9-10 liralara gelir de artık Huner'le listemizden vedalaşırız arkadaşlar. Bugün patron bir kap haberi attı. 172 bin lot yanılmıyorsam bir alım yaptığını açıkladı. Yani 170 bin lot çok bir para mı? Çok da bir para değil arkadaşlar. Şu anda yani hissenin teknik görünümü de çok çok iyi değil. Hala bakın sat sinyali devam ediyor. 9.10, 9.20'lerin üzerine çıkmadan hatta şöyle şuradaki düşeni de kırması lazım. 9.50'nin üzerine çıkmadan bu hisse düzeldi diyemiyoruz arkadaşlar maalesef. Hatta yarın ilk etapta 8.40'a dikkat edin ve 9 TL yine 8.98'e kadar düşmüş. Bak 9.10'du. 8.98'e kadar inmiş bu 100 günlük hareketli ortalama. Yarın ilk olarak 8.40'a dikkat edin. Önericiler olarak Evet, bakalım şöyle. İlk 5 alıcı %68, ilk 5 satıcı %72. En iyi alıcılara baktığımızda QNB, Ziraat Yatırım, Oyak Yatırım. Satanlara baktığımızda Yapı Kredi, Garanti, Vakıf. En iyi alıcıya baktığımızda diğer, en iyi satıcıya baktığımızda diğer. Burada patron herhalde ben tahmin ediyorum Ziraat Yatırım üzerinden alım yaptı bugün. Genelde ondan işlem yaptığını biliyorum. Evet şöyle topluluk kısmında paylaşamamıştık. Sizlere dediğim üzere işim vardı. Bu yüzden şöyle genel tabloya bir bakalım endeksin. En iyi alıcıya baktığımızda info yatırımı görüyoruz. İkinci sırada tacirler var, iş yatırım var. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğer yazan kısmı görüyoruz. Ondan sonra da garanti yatırım var, teb var, vakıf var. Hatırlarsanız gün içinde burada en iyi satıcı kimdi? BOFA'ydı arkadaşlar. Bank of America'ydı. Bakın Bank of America nerede? Gitmiş. Tamam mı? Hatta alıcı tarafına da geçmiş olabilir. Bakın bu arada Credit Suisse de var bizde bugün. Ee, 1.3 milyonluk alım yapmış. 3.5 milyonluk satış yapmış. Credit Suisse. Bakalım merak ettim. Bugün nerede çok fazla konuşulan bir aracı kurum olduğu için, banka olduğu için Bugün ne alıp ne satmış acaba? Bugün de 20 bin lira zarar etmiş arkadaşlar. Yani çok fazla hacmi yok bizde. Bazen sorular geliyor böyle işte kredi süsün işte elinde kaç lot var hocam işte hangi hisseler var çok fazla e, yok arkadaşlar. Bakın bugün çok fazla da işlem yapmamış. Nerede işlem yapmış? Aksa'da işlem yapmış zaten sadece. Bakalım. Yok diğerlerinde de işlem yapmış. En çok Aksa'da yapmış. Yani 20 bin lira zarar etmiş bir müşteridir yani hani bu bankanın kendisi olmayabilir. Gelelim para giriş çıkışına. Evet, bir de donmazsa şöyle çok hoşuma gidecek matrix bazen bizi bekletiyor böyle beklerken ben de suyum içeyim. Evet. En iyi para girişi Astor. Bugün hacimde de çok iyiydi arkadaşlar. Bofan'ı bayağı bir topladı Astor. İkinci sırada Ereğli var. Üçüncü sırada Aselsan, Tüpraş, Bimaş, Akbank, Sabancı Holding, Migros, GLHU, Kozal, Alfas, Koç Holding, Doğaş, Mavi diye İzmir Demirçelik diye gidiyor arkadaşlar para girişi olanlar. Ama böyle çok da aman aman değil. Yani özellikle e, şu 8. sıradan sonrakiler... Çok da böyle aman aman bir para girişi olduğunu söyleyemem. Evet para çıkışı olanlar da Göknere var, Mia Teknoloji var, Oyak Çimento var, Pegasus var, Penta var, İşbank C var, Petkim var, Ahgaz, Ahlatçı Gaz, Emlak Konut, Yapı Kredi, Türksel, Aksa, Akrelik, Vakıfbank, Bank, Koza diye gidiyor. Burada da yani bu en tepedeki neyse bu işte bilmediğim bir hisse. Bunda 44 milyonluk bir çıkış olmuş. Evet, şöyle altınla gümüşten kısaca bir bahsedelim. Yani yatay seyir devam ediyor, güzel bir yükseliş yapmıştı. Bugün böyle bir bir yukarı, bir aşağıya gitti falan derken, şurada tam 1917 diye bir direnç çizmiştik. Bakın şuraya, hani bu direnç aslında aylar öncesinden çizmiştik. Orada takıldı kaldı şu anda Ons altın gram altına baktığımızda. Şu anda 1071 seviyesinde olduğunu görüyorum. Orada da bir yatay seyir hakim bugün. 1085'e dikkat edeceğiz. Burada bir direnç var. Bir de şurada 4 saatli alalım. Geri çekilmelerde 1060'ları görürseniz hiç elinde olmayanlar alabilir bence. Şöyle gümüş onsa bakalım. Gümüş ons bugün eksi 1. Hani gram altından negatif pardon ons altına göre negatif ayrıştı. Işte. 21 günlükte 21.33 desteği var. Burası önemli bir destek olacak. Burayı takip edebilirsiniz. Şöyle gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte de 100 günlük hareketli ortalama 13.10. Şu anda tam orada. Eğer bu 13.10'un altına bir sarkma meydana gelirse 21 günlük olan 12.95'lere kadar yani bir yaklaşık 15 kuruş daha geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. 13.80'lere doğru bir Yolculuk yapacağını düşünüyorum ben önümüzdeki haftalarda. Evet biraz hızlandırılmış bir analiz oldu kusura bakmayın geciktik zaten piyasalarda volatilite biraz dindi bu özellikle Silicon Bank olayının ABD tarafından kapatılması bir şekilde Fed ve Biden yönetimi tarafından işte Avrupa'daki Credit Suisse bankasının sıkıntılarının İsviçre Merkez Bankası tarafından kapatılması derken böyle bir taşlar yerine oturdu. Taşlar yerine oturunca da böyle risk iştahı biraz daha arttı ve bugün alımlar geldi hem küresel borsalara hem bize. Toparlanma oldu. Kendi iç piyasamıza döndüğümüzde yüksek bir enflasyon var. Biliyorsunuz hani bu enflasyon var iken ben TL'de beklemeyi daha riskli buluyorum açıkçası. Her zaman söylediğimiz gibi %50 borsa, %30 altın kesinlikle altın veya gümüş. Bunu zaten hani altın 1060 1070'lerdeyken de söylüyorduk. %30 altın, %10, %20 civarında da nakit bulundurursanız bu şekilde böyle geçtiğimiz günlerdeki gibi sert düşüşlerde değerlendirme amaçlı olarak güzel bir portföy yapmış olursunuz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.